Evet, Sayın Valim, çok değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz girişimcilik. Son yıllarda Türkiye'nin gündemine fazlasıyla giren, her geçen günde anlam ve öneminin arttığı bir kavram. Şimdi baktığımızda günümüzde, özellikle bilgi toplumunda ve global ekonomik ortamda, KOBİ'yi aslında baktığımızda, tanımladığımızda girişimci olarak tanımlıyoruz. Ama hatırlayalım, bundan 7-8 sene önce, 10 sene önce, girişimciliğin konuşulmadığı dönemde esasında KOBİ tanımı daha çok üretime dayalı, sanayi odaklı bir kavramdan söz ediyorduk. Ama günümüze geldiğimizde girişimci dediğimizde bugün gerçekten ekonomik fırsatları değerlendiren, aynı zamanda inovasyon ön plana çıktığı ve insan odaklı bilgi toplumunun global ekonomik kavramı olarak görüyoruz. Şimdi girişimciliği biz genelde iş adamı, iş kadı için konuşuyoruz ama bir taraftan da baktığımızda bizim ikinci, üçüncü kuşağın çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Firmalarımızın ömürlerini uzatmak için, firmalarımızın daha sağlıklı yönetilebilmesi için. Bir taraftan da kurumsallaştırıyoruz. Kurumsallaşma sürecinde yöneticiler arıyoruz, profesyonel. Peki yönetici mi aramalıyız, girişimci mi aramalıyız veya başka bir deyimle profesyonel girişimcileri mi aramalıyız? Ve kurumsallaşan bu büyük firmalarımızda girişimcileri kendi içimizden yetiştirip firmaları bunlara emanet etmeliyiz. Peki biz Türk Ekonomi Bankası olarak girişimcilere ne yapıyoruz? 2013 yılının 29 Ocağı'nda Türkiye'de ilk defa ve dünyada bildiğimiz kadarıyla birkaç bankadan biri olduk. Girişimci bankacılığını ilk defa farklı bir segment olarak ele alan ve değerlendiren girişimci bankacılığını başlattık. Girişim evini açtık Palladium'un karşısında. Bu girişim evinde bir kuluçka merkezimiz var. Var kuluçka merkezlerimiz biliyoruz. Ama bu gençlerimizin teknoloji fikri olan gençlerimizin gerçekten bu 6 aylık süreç içerisinde fikirleşmenin, ticarileşmesi fikirlerin çok önemli. Ama bu döneme aynı zamanda bildiğiniz gibi ölüm vadisi deniyor. Nedeni de konsantrasyonlarının farklı işlere de dağılıyor olması. Patent alacak, lisans alacak. Bunun dışında iş planı hazırlayacak, şirketini kuracak, muhasebesini tutacak. İşte bizim girişim evinin böyle bir farklılığı var. Bu girişim evinde bu fikre sahip olan genç arkadaşlarımızın her türlü desteği veriyoruz. Başka bir destekle Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Atom Girişim Evi'ni birlikte yaptık. Yine Özyeğin Üniversitesi ile birlikte yaptığımız anlaşmadan dolayı buradaki hocalarımızın bizim girişim evine katkıları hem mentorluk hem danışmanlık olarak devam ediyor. Şimdi baktığımız zaman girişimci iki tane hedef kitle var. Birincisi tekno girişimciler. Hep konuşuluyor. Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkması lazım. Bunun için de gayri safi milli hasılanın 10 bin dolarlardan 17-20 bin dolara taşınması lazım. Tekno girişimler çok önemli. Biz de sorumlu banka anlayışımızda bunu işliyoruz. Diğer taraftan geliyoruz geleneksel girişimciler. Her yıl Türkiye'de yaklaşık 130 bin tane işletme kuruluyor. Maalesef dünyada da bu böyle. Bu işletmelerin %20'si 2 yıl, %50'si 5 yıl içerisinde kapanmak zorunda kalıyor. Ve bu firmalar kurulurken yaklaşık 15 milyar, 16 milyar civarında bir sermaye ile kuruluyor. 5 yıl içinde bu sermayenin yarısı gidiyor. İşte biz KOBİ Bankacılığındaki bu bilgi birikimimizi buraya aktardık. Burada iş fikri olan arkadaşları yine girişimci evinde her cumartesi günü eğitim veriyoruz. Her ay planımızda biriyle gidip girişimci adaylarına eğitim vermek var. KOSGEB'le yine aynı şekilde KGF ile yaptığımız anlaşma gereği KOSGEB'in bize verdiği akreditasyonla onların verdiği 7 günlük girişimcilere eğitimimiz var. Evet, benim bu kısa sürede zaten hemen uyarı geldi, hiç sektirmiyorlar. Girişimci bankacılığı ilk defa başlatmanın KOBİ bankacılığında gururunu yaşıyoruz. Bu konuda yapılacak çok şeyler var. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben öncelikle Perşembe günü buraya gelirken yolda vefat haberini aldığımız Erdoğan Akin hocamızın anarak başlamak istiyorum söze. Bugün de herhalde şu sıralarda defin işlemleri tamamlandı. Kendisini saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu burada söylemek istedim. Çünkü cenazesinde de bulunamadık bu vesileyle. Şimdi biz Rızanur Bey'le sohbete başlayalım. Avantajı kullanalım gecikenlerin karşısında. Rızanur Bey, TUSKON son 10-11 yıldır daha çok Türkiye'nin gündeminde çok öne çıkan bir sivil toplum örgütü oldu. Öyle izliyoruz, öyle görüyoruz biz de. Siz daha belki ekonomi yönetenler, Türkiye'nin çok önde gelen grupları alternatif pazarlardan söz etmeye başlamadan
oralara başladınız. Afrika Köprüsü dediniz, benzeri deyimler kullandınız ve adımlar attınız bir takım yerlere. O adımlarınız yeni yeni girişimcilerin çıkmasına yol açtı mı, yeni yeni girişimciler oluştu mu, oralara giden arkadaşlarınız oldu mu? Bize bunları anlatabilir misiniz? Tabii Vahap Bey, teşekkür ederim. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bu çok güzel organizasyonu yapan Kapital ve Ekonomist Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Rauf Ateş Bey'e ve Bursa Valimiz Sayın Şahabettin Harput Bey'e de huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu tür organizasyonları yapan bir STK'nın yöneticisi olarak ne kadar detay olduğunu bu işlerde biliyorum. O nedenle de mutluyum. Oturmakta olan bir organizasyon. Bir iki ilave boyutla gerçekten küresel bir marka olabilir. Burada yalnız benim bir naçizane görüşüm var. Biz her iki kelimede bir işte Davos demeyelim, Davos gibi olacağız demeyelim. Yani bence bir ürünün benzeri ne kadar iyi olursa olsun aslı gibi olmuyor. Ama biz Türkiye olarak örnekleri kendinden birçok başarı hikayemiz var. Bu çok güzel bir girişim. Biz bu girişime kendimizden motifler katarak bunu Davos'un çok ötesinde bir yere talep edilen, katılınan, izlenilen bir konuma getireceğimize ben tüm gönlümle inanıyorum ve TÜSKON olarak da daha güçlü bir şekilde bundan sonra destekleyeceğiz. Ve bizi davetler için de çok teşekkür ediyorum onlara. Dün Başbakan Yardımcımız Ali Babacan Bey konuşmasında Türkiye'nin birçok noktada büyük hamleler başardığını ancak sivil toplum konusunda daha yapılacak çok şeyin olduğunu söyledi. Katılıyorum. Türkiye'de sivil toplum gerçek anlamda 1980'lerden sonra rahmetli Özal'ın teşviğiyle oluşmaya başladı. Ondan önce kurmak, işletmek, yürütmek ve faaliyet yapmak gerçekten çok zordu. Bir yurt dışından bir yet getireceğiniz zaman validen izin alırdınız, emniyete bildirdiniz. Bir toplantı yapacağınız zaman toplantınıza komiser gelirdi filan. Bayağı zorluklar vardı. Sonradan hızla bunlar kalkınca Türkiye'de iş dünyası 80'den sonra bir sermaye birikimi oluşmaya başladı. Orta ölçekli ve Anadolu iş dünyasında bunlar tek başına temsilde yeterli olmadıklarını gördüler ve bir sivil toplum çatısı altında buluşma ihtiyacını hissettiler ve o dönemde Türkiye'nin birçok şehrinde iş adamları dernekleri kuruldu. Aradan bir süre geçti. 2000'li yılların başında özellikle AK Parti iktidarı ve tek parti iktidarın getirdiği avantajla Türkiye dışarıya çok hızlı açılmaya başlandı. Bu dönemde de dediler ki biz dernek olarak lokal kalıyoruz. Federasyonlar olmamız lazım. Federasyonlar kurdular. Daha sonra da Avrupa Birliği görüşmeleri falan da başlayınca bir araya gelip konfederasyonlar kurdular. TÜSKON da böyle bir tabandan gelen bir oluşumun ulaşmış olduğu 20 yıllık bir birikimin sonucunda meydana gelen bir konfederasyon. Uzun adı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu. Altında 7 tane federasyon var coğrafi ve 192 tane dernek var. Bu 192 dernek Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde ve birçok büyük ilçesinde, şöyle söyleyeyim 80 ilde var. Hep soruyorlar hangisinde yok? Tunceli'de yok. Niye yok? Tunceli'de STK yok maalesef. Biz gittik oraya 4 sene kadar önce. Dedik bir dernek kurun, İş Adamları Derneği. Hangi çatı altına girerseniz girin ama şehrinizin gelişmesine faydalı olur dedik ama şu ana kadar başaramadı oradakiler. Bu konfederasyon haline gelindi. Bir hedefsiz bir kurum olamaz. Bir mutlaka bir hedef koymak lazım ve faaliyet alanını çok dağıtmamak lazım. Bu özel şirketler için de geçerlidir. Bir rahmetli iş adamı Üzeyir Gari bir toplantımıza geldi. Bize dedi ki, arkadaşlar siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Biz başladık. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, onu da yaparız, bunu da yaparız. O reklam filmi gibi. Bakın dedi çocuklar öyle olmaz dedi. Bir kurumun bir tane hedefi olur dedi. Siz bir şeyi seçin, orada uzmanlaşın ve o sizi ayırt edici bir özelliğiniz olsun dedi. Ondan sonra biz arkadaşlarla toplandık, görüştük. Ne yapalım? Dedik ki Türkiye'nin ihtiyacı ne? Türkiye üretiyor artık. Fakat pazara ihtiyacı var. İç pazardaki basınç gitgide artıyor. 74-75 milyonun tüketeceği ürün belli. Bundan sonra bizim yeni pazarlara ihtiyacımız var ve yeni açılımlara ihtiyacımız var. Bu arada evet, gelenler oldu, buyurun. Geldi. Yerinizi alın. Bey destek olarak.
Hande hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Biz zamanı iyi kullanmak için başladık. Evet, buyurun devam edelim. Müsaadenize devam ediyoruz. Sonuçlandı. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı dışarıya açılmak, ürünlerini dış pazarlara satmak olarak düşündük, belirledik ve bunu biz birinci hedefimiz haline getirdik. Ondan sonra yoğun çalışmalar başladı. İlk önce ilk toplantımızı büyük bir toplantı yapalım dedik. TUSKON kuruldu. Ses getiren bir şey olsun dedik ve faydalı bir şey olsun dedik. Yapılmayan bir şey yapalım, Türkiye'ye ilave büyük katma değer sağlayalım. Ne yapalım? Yurt dışından iş adamlarını getirelim, Türkiye'deki iş adamlarının, iş insanlarının masasına oturtturalım ve onların mal satmasına yardımcı olalım dedik. Nereden başlayalım? Orta Asya mı dedik? Orta Asya o zamanlar çok artık popüler değildi. Düşündük, dedik ki Afrika olsun dedik. Niye Afrika? Renkli bir kıta, insanları renkli. Bir kere bizim medyatik olma ihtiyacımız vardı ilk çıkışta. Bir de yeni bir yerleri keşfetmek ve yeni bir yerlere de Türk insanını, Türk iş adamını tanıtmamız gerekiyordu. Dedik ki bizi tanımayan ve bizim tanımadığımız koskoca böyle haritada bir 30 milyon kilometre karelik bir coğrafya var. Burayla ilişki kuralım dedik. Hemen 3 ay sonra kurulduktan veya 4 ay sonra oradan büyük bir heyet getirdik. 500 iş insanını getirdik. 31 ülkeden ve onları Türk insanlarıyla bir masada görüştürdük. Sonra da Türkiye'nin değişik illerine gönderdik onları ve gördük ki Türk insanı tanımaktan çok memnun kaldılar. Bize şunu söylediler, biz Türk iş adamının, iş insanının bu kadar kibar, bu kadar cana yakın, bu kadar işine odaklı olduğunu bilmiyorduk. Biz bundan sonra %2-5-7 de pahalı olsa sizden alışveriş yaparız dediler. Ve biz o ilk toplantıda birçok orta ölçekli işletmeyi o salonda Afrikalılarla buluşturduk. Birçoğu ihracat nedir bilmiyordu. Yapmamışlardı. Ama çok güzel enstantaneler oldu. Toplantı esnasında baktık. Kameralar bir masanın üzerine odaklanmış. Gittim yanına ne oluyor diye merak ettim. Baktım bir imza atılıyor. Ne imzası? Başkanım dedi ben dedi iki tane Rus Antonov 12 nakliye uçağını opsiyonlatmıştım. Şimdi bugün bunları Afrikalılara kiraladım dedi. Gencecik bir çocuk yani 25-30 yaşlarında. Dedim sen ne yapıyorsun? Ben dedi gümrük danışmanlığı yapıyorum. Arkadaş gümrük müşavir yani. Ve böyle bir işe iş becerdiler. Birisine baktım elinde bir iki çanta şey var. Toplantı bittikten sonra nasıl geçti dedim. Çok güzel geçti. Ne yaptın dedim. 55 konteyner sipariş aldım başkanım dedim. Bir 55 konteyneri düşündüm. Bir çocuğa baktım gencecik bir çocuk. Yani inanamadım ama dedim ki içimden yarısı dahi olsa gene çok büyük başarıdır. Peki ne sattın dedim. Bunları sattım dedi. Torbaların içi, çikolata, şekerleme, gofret, lollipop her şey var. Bu tür şeyler var. Bunların dedi Afrika satış haklarını aldım. Geldim işte herhalde broşür falan da hazırlamış. Numuneleri de göstermiş. Müthiş bir sipariş almış. Tamamen elin taşı, elin kuşu. Yine bir iş adamına baktım. Sen ne yaptın dedim. Ben dedi çok mobilya siparişi aldım. Dedim sen üretmiyorsun bildiğim kadarıyla. Ben dedi Erzincan'da bilmem ne mobilyanın bayisiyim dedi. O firmama sordum siz Afrika'ya satıyor musunuz? Yok satmıyorum dedi. Ben de satabilirim. Sat dedi satabiliyorsan. Geldim burada siparişler verdim, bayilikler verdim. Çok memnun başkanım teşekkür ederiz dedi. Şimdi böyle gerçekten çok güzel işler o toplantıda başladı. Ama biz dedik ki bu yeterli değil. Şimdi oralara gitmek lazım. Değişik coğrafyaya gitmek lazım. İnsanları bir de oralara götürmemiz lazım. Tuttuk dış heyetler düzenlemeye başladık yoğun. Tabii bu dış heyetlerde şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gerçekten hükümetimizin, Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan Bey'in, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni başkanımız burada Mehmet Büyükekşi Bey'in ve İhracatçılar Birlikleri'nin çok büyük katkıları var. Biz şuna inanıyoruz hep TUSKON olarak. Takım çalışması olmadan başarı oluşmuyor. Yani tek adam çalışmalarıyla hiçbir yere gidilmiyor. Onun için Dışişleri Bakanlığımız çok destek oldu. Biz o toplantıda şunu gördük. İnsanlar gelecekler gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Vize alamıyorlar. 12 tane büyükelçilik var topu topu Türkiye'nin 54 Afrika ülkesinde. Biz büyükelçimize talepte bulunduk. Gerçekten hızla Dışişleri Bakanımıza büyükelçilik açma tavsiyelerinizi verin dediler. Biz şuralar uygun olur dedik. Onlar da kendi değerlendirmelerini yaptılar. Hızla. Bir şey daha öğrendik. İnsanlar gelecekler, uçak bulamıyorlar. Çok pahalı, çok zaman kaybediyorlar ve inanın gelen bakanların ve iş adamlarının bir kısmını Fransızlar Paris aktarmasına bırakmadılar.
Onları nelerle oyaladılar bilmiyorum. Ondan sonra bir tane başbakan kaldı. Bakanları geldi, yarın geliyor, öbürsü gün geliyor, yarın geliyor derken program bitti. Fransızlar artık bir şekilde onu oyaladılar orada aktarmada ve göndermediler. Biz orada şunu gördük. Direkt uçuş olmazsa ihracat olmaz. Ve Türk Hava Yolları'ndan talepte bulunduk. Yine Sayın Büyükekşi, onların yönetim kurulu üyeleri, diğer başkan ve genel müdür çok duyarlı oldular. Hemen buraya son 3 dakika yazdılar. Yeni seferler başladı. Son 3 dakika. Evet. Peki hızlı geçelim o zaman. Ve Afrika böyle başladı. Peki Afrika'da nereden nereye gelindi? Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bir sivil toplumun bir ülkenin gelişmesine nasıl katkıda bulunacağını somut ölçüleri olarak birçok coğrafyada biz çalışıyoruz. Ama Afrika ölçülebilir bir durumda. Çünkü bizden başka çalışan yoktu. Halen çok yoğun çalışan yok. Çok yoğun diyorum. 2005'te 3.6 milyar dolar ihracatımız varmış Afrika'ya. 6 milyar dolar da ithalatımız varmış. %60'mış ihracatın ithalat karşılama oranı. 3 sene sonra bu toplantıları yaptıktan 2006'da başladı. 2008'de ihracatımız 9 milyar dolara çıkmış. %251 artmış. Ve ihracatımız da 7.8 milyara çıkmış. İthalatın ihracat karşılama oranı %76. Pardon, %117. 3 senede %117 oluyor. 2012'de ne olmuş? 13.4 milyar dolar mal satmışız. 6 milyar dolar mal almışız. İhracatın ithalatı karşılama oranı %377. Pardon değil, %200 küsür artış 377. Buradan biz şunu görüyoruz. Hedeflenmiş, odaklanmış olunca çok güzel çalışılıyor. Biz bir şeye daha önem verdik. Dedik ki kadınları iş hayatına sokmamız lazım. Birçok kurum bunu hedef olarak, vizyon olarak söylüyor. Toplantılarda, panellerde konuşuyorlar. Ama hayata geçirmemiz lazım dedik. Ve kadın iş adamları, iş kadınlarını çok ön plana çıkardık. Rusya'dan ilk defa, Rusya İş Kadınları Federasyonu'ndan 55 iş kadını Türkiye'ye getirdik. 300 iş kadını da Türkiye'nin her yerinden kadınlarla Ritz-Carlton'da bir araya getirdik. Çok etkili görüşmeler oldu. Mescillikler yapıldı, mal aldı, mal satıldı. Arkadan Moskova'ya gittiler. Arkadan 25 iş kadınımız Brezilya'ya gitti. Çok güzel bağlantılar yaptılar. 2 hafta evvel de Washington'daydık. Orada bazı think tank kuruluşlarıyla, bazı televizyon kanallarında, Türkiye'de kadın konulda panellerde yaptılar. Biz bu noktada yönetim kurulumuzda 8 iş kadınıyla Türkiye'nin yönetiminde en fazla iş kadını olan iş adamı, iş insanları organizasyonuyuz diyelim. Buna devam ediyoruz. Bir iş kadının bir başarısından bahsedip, sonucunu gösterip ondan sonra sözü ben size vereceğim müsaadenizle. Endonezya'ya gidiyorduk. Baktım listede bir bayan üyemiz var. Konusu da kurabiye ve unlu mamuller. Nereden katılıyor? Konya'dan katılıyor. Nereye gidiyor? Endonezya'ya gidiyor. Allah Allah dedim. Ne yapacak bu acaba diye. Gittik. İş görüşmeleri yapıldı. Çok aktif. Orada çünkü alıcıları da masaya oturtturuyoruz. Biz hazırlıyoruz önceden. Akşam büyükelçimizin verdiği resepsiyonda baktım. Bu bayan heyecanlı heyecanlı büyükelçimize bir şeyler söylüyor. Gittim yanına. Dedim nasıl geçti? Başkanım hamdolsun çok güzel geçti. Bir konteyner sürekli sipariş aldım aylık. İkinci konteyneri de bağlamak üzereyim dedi. Peki nasıl becerdin dedim bunu. Ben dedi gitmeden önce internette araştırma yaptım. Onların zevklerine uygun kutular tasarladım. Amerikalıların cookie dediği, bizim kurabiye dediğimiz kurabiyeleri içine koydum. Getirdim. Tuscon'da burada oradaki büyük süpermarketlerin, zincirlerin alım müdürlerini masamıza oturtturdu. Ve ben orada mallarımı sattım. Çok memnunum, teşekkür ederim dedi. Geçenlerde gördüm aynı genç bayan arkadaşı. Başkanım dedi beni Çin'e götürün dedi, Çin'e de mal satacağım dedi. Buradan şunu gördük biz. Gerçekten iş insanımız çok başarılı, çok girişken, çok müteşebbis. Dünyanın her yerinde her işi yapabilecek kapasitede. Yeter ki siz onları ellerinden tutun veya yanlarına eşlik edin, bir yere götürün. Sonra gerisini onlar hallediyorlar. Kadın olsun, erkek olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Neyse panelistlerimiz tamamlandı. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sizler de. Sebebini biliyoruz. Onun için sorgulamıyoruz. Sevgili Murat Özyeğin. Hani neymiş sebebi? Sebebi neymiş? Bir yerlerde yemekteydiniz derdi. Trafik değil herhalde. Trafik değil herhalde. Hayır sen biliyorsun da. Neyse siz kendiniz anlatırsınız. Birinizden biriniz anlatırsınız. İsterseniz başkan anlatsın.
sonra sıra geldiğinde. Sevgili Murat Özeceğin. Onun için bırakma. Gerçekten bırakmadılar. Yoksa zamanı. Tahmin ediyoruz. Yok yok, tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz. Finans Bank'ı sattıktan sonra sadece elinizde yurt dışındaki bankalarınız kalmıştı. NBG'ye verdiğiniz söz herhalde belli bir süre söz vermiştiniz. O tamamlandıktan sonra babanız Hüsnü Özeceğin'in öncülüğünde yeniden bir küçük ölçekli bankayı aldınız ve FİBA Banka diye yeniden bir meydan okumaya giriştiniz. Yeniden piyasaya girdiniz. Bu nasıl bir girişimcilik ruhudur? Yani Finansbank kuruldu, onun kuruluşunu da çok hatırlıyoruz yakın dönem olduğu için. Bir noktaya geldi ve iyi bir fiyata satıldı o zaman için. Sonra tekrar sektöre bir dönüş. Bu girişimcilik ruhunu anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aslında belki babam benden daha iyi anlatırdı. Çünkü tabii epeydir yanındasınız hikayesi artık. Rica ederim. Bankacılık hikayesi tabii onun yaşantısının zaten geçtiğimiz 30 yılı Türkiye'nin hakikaten her türlü krizlerini, her türlü dönemlerini geçtiğimiz 30 yılda en ortasında olarak Pamuk Bank'la, sonra Yapı Kredi Bankası'yla, sonra kendi girişimciliğiyle bankasını kurması ertesi yaşamış. Ben tabii buna bayağı bir bahsettiğiniz kısmını en azından bayağı bir tanık oldum. O anlamda inşallah düzgünce anlatabilirim. Şöyle ki aslında meydan okuma tam doğru bir kelime değil. Çünkü bir kere biz aslında söylediğiniz önemli bir şey vardı Vahap Bey. Bankacılıktan hem çıktık hem çıkmadık. Evet. Şu anlamda Rusya, Romanya, Ukrayna, Hollanda ve İsviçre'deki bankalarımızı korumuştuk. Ve bunları zaten biz %80 oranında Türkiye'den oraya ihraç etmiş olduğumuz yöneticilerimizle yönetiyorduk bu bankalarımızı. Ve onların da hepsinin kişisel gelişimi, kariyer gelişimi, eğitim gelişimi her anlamıyla geliyor oldukları belli bir nokta vardı. Ve işte çocuklarının okul çağına gelmesi dahil yavaş yavaş aslında Türkiye'ye dönmek istiyorlardı bazıları. O anlamda aslında Türkiye'de yani yurt dışında bankacılıktan kopmamış olarak hem bankacılıktaki trend, teknoloji, ürün gamlarını yakından takip etme şansımız oldu. Hem çok yoğun bir Hollanda ve İsviçre'deki bankalarımızın ve Rusya'daki bankalarımızın Türk iş insanlarının ihracat ve ithalatlarıyla alakalı çok fazla finansman projesi içinde bulundukları için müşterilerimizden tam anlamıyla kopmamıştık. Hem FİBA Factoring ve Girişim Factoring'deki faaliyetlerimiz nedeniyle yine küçük orta ölçekli şirketlerden de çok kopmamıştık. Bu anlamda tam anlamıyla çıkmamıştık. Ama girerken yaptığımız önemli bir bence analiz vardı. Neyi yapmayacağımızı çok iyi biliyorduk. Çünkü artık 1987-90 yılında Finansbank'ın ilk dönemindeki atılımını yapıyor olduğu dönem değil, büyüklerin çok büyük olduğu, ölçek ekonomisinin çok etkin olduğu, dev bankalarla yarışmanın bazı ürün gamlarında çok zor olduğu bir ortamdaydık. O anlamda dikkatli bir şekilde neyi yapmayacağımıza karar verdik. Kalanları da yapalım dedik. Mesela bu saatten sonra artık Türkiye'de bir kredi kartı markasını sıfırdan yaratmaya kalkışmak macera perestlikten öte bir şey olamaz. Çünkü çok büyük bir ölçek söz konusu. O yüzden biz de büyük bankalardan bir tanesiyle anlaşıp onların kartını kendi bankamızda satıyor olacağız. Veya büyük bankaların ATM networkleriyle yarışmak bu safhadan sonra çok güç olacağı için bu bordro hesabı yarışına girmeyi hiçbir şekilde planlamıyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii büyüyen bir ekonomi de söz konusu olduğu için aynı zamanda yurt dışından bahsettiğim Türk değerli yöneticilerimizi de Türkiye'ye geri getiriyor olduğumuz için ve bazı segmentlerden kopmamış da olduğumuz için özellikle kurumsal bankacılık, ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı. Şimdi bu yıl 40 şube daha açıyoruz. Yavaş yavaş ölçek ekonomisinin daha az önemli olduğu türden bireysel kredilerde kendi iddiamızla yola çıktık. Hızlı da gidiyoruz, iyi de gidiyoruz. Hakikaten özlemişiz de, en azından babamın çok özlemiş olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten çok keyif alıyor ve çok da güzel bir şekilde götürüyoruz. Bir an gelir yeniden orada, satar mısınız? Yok, o kesinlikle planlarımızda şu an yok. Tam tersi, çok yeni işte önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda hatta galiba Türkiye'deki bir ilki yapıp üst 15 yöneticimize
bankada hisse satacağız. Ha, güzel. Onları da bankamızda bizlerle birlikte ortak olmasını. Toplam ne kadarını satacaksınız? Toplam yüzde şu an yani tam onu belirleme aşamasındayız. Orada yanlış bir şey söylüyor olmak istemem ama hepsinin kendi ve yükseltebilecekleri de bir potansiyelle her yılki primlerinin belli bir bölümünü hisse alma hakkıyla kendilerine vererekten bankanın defter değerinden bir imkan sağlayacağız. Dolayısıyla kendi içinizden yeni girişimciler yaratmış olacaksınız. Evet, bence. Evet. Aslında evet, bu bizim aslında bütün grup şirketlerimizdeki temel stratejimizden bir tanesi. Neredeyse her birinde yöneticilerimizle ortaktık. Bunu bankamıza da taşımış olacağız. Dediğim gibi neyi yapmayacağımızı, neyi yapacağımızı dikkatli seçerek meydan okuma gibi değil, büyüyen bir sektörde kendimize yer edinme şeklinde hem hızlı ama bir o kadar da mütevazi bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Evet Sayın Başkan, söz sırası sizde. Siz Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başkanısınız. 40 ila 50 bin arası herhalde şu anda sayı, ihracatçıların sayısı. Onlara bir anlamda seçimle de gelmiş olsanız liderlik yapıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden bakınca önümüzdeki dönemde yeni büyük şirketler hangi sektörlerden, nerelerden çıkabilir, nasıl çıkabilir? Sizin öngörüleriniz nelerdir? Anlatabilir misiniz biraz? Teşekkür ederim. Öncelikle özür diliyoruz. Sayın Bakanımız ve Ruben İl içeride bir yemekte yedik. Yemek devam ediyor. Biz kalktık. Onun için geçtik. Afiyet olsun. Kusura bakmayın. Şimdi 55 bin üyemiz var. Türkiye İlaçlar Meclisi'nin 55 bin üyesi var. Geçen sene 152,5 milyar dolar bir ihracat gerçekleştirdik. Ve yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. Özellikle ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Türkiye'nin son 10 yılda ihracatta gerçekten çok önemli bir başarı hikayesi var. 10 yıl önce 36 milyar dolar olan ihracatımızı geçen yıl 152,5 milyar dolara çıkardık. Ve 2023 ile ilgili de çok önemli bir hedefimiz var. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu stratejiyi oluştururken de yaklaşık 2 yıl bir çalışma yaptık. Bu 2 yıllık çalışma sonucunda çok önemli 100'e yakın toplantı, 1000'e yakın katılımcıyla toplantılar gerçekleştirdik. Ve Robert Kaplan'ın özellikle birçok şirket tarafından da kullanılan balans scorecard yöntemiyle bu strateji çalışmasını yaptık. Önce özellikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Sayın Başbakan Yardımcımız Ali Babacan başkanlığında bir toplantıda sunum yaptık. Daha sonra Sayın Başbakanımıza, Sayın Başbakanımız önce hükümet programına koydu. 15 gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na aynı sunumu yaptık. Daha sonra Sayın Bahçeli'ye aynı sunumu yaptık. Ve geçen sene Haziran ayında da bu yaptığımız çalışma resmi gazetede yayınlandı. Devlet stratejisi haline geldi. Burada sizin sorduğunuz soruya gelirsek, özellikle 500 milyar dolara ihracata yönelebilmek için mutlaka Türkiye'nin yeni teknolojilere yönelmesi gerektiği ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi gerektiği. Burada da önemli olan birçok yeni sektör var. Bunların başında savunma sanayi, uzay ve havacılık sanayi, hastane ekipmanları, enerji ile ilgili Türkiye'nin zaten kendi içinde en az 150-160 milyar dolarlık bir yatırım olacak. Ama biz enerji, özellikle yenilenebilir enerji ile ilgili her şeyi ithal ediyoruz. Başta rüzgar türbinleri olmak üzere. Bunların üretimi, nanoteknoloji, bunların hepsiyle ilgili yaptığımız çalışmada bir netice çıktı. Bunlarla ilgili de hemen bu çalışmayı yaptığımızda savunma ve havacılık sanayi ihraç birliğimiz yoktu. Geçen sene kurduk bu ihracatçı birliğimizi. Ve bir diğer konu da 2023 hedeflerine ulaşabilmek için en önemli konu ki aslında bu konu da şimdi 20. yüzyılda hep konuşulan bir şey vardı. Ve bu 20. yüzyılın paradigmaları ve değerlendirmeleri hemen tarih oldu. Bir örnek verecek olursak özellikle 20. yüzyılda biz ne konuşuyorduk?
konuştuğumuz şey ne kadar çok üretirsek o kadar bizim için iyiydi. Halbuki 21. yüzyılın başında ne kadar çok üretirsek değil, tam tersi ne kadar çok değer yaratabiliriz gündeme geldi. Bu ne kadar çok değer yaratabiliriz'in de altında yatan, dün ve bugün burada panellerde de en çok konuşulan 4 ana konu var. Bunlar ne? İnovasyon, Ar-Ge, tasarım ve marka. Asıl Türkiye İlaçlar Meclisi de bu konuda kendine bunu bir görev edindi. Çünkü 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için ne yapmamız gerektiği konusunda burada bir kendimize vazife çıkardık. Yapmamız gereken özellikle gerek tasarım gerek Ar-Ge konusunda ihracatçı birliklerimiz bize görev verdik. Geçen sene 17 farklı dalda tasarım yarışması yaptı ihracatçı birliklerimiz. 7 dalda Ar-Ge tasarım yarışmaları yaptı. Daha sonra bunların hepsini Aralık ayında bir çatı altında topladık. Türkiye İnovasyon Konferansı'nı gerçekleştirdik. Ve bu konferansta bu yaptığımız Ar-Ge ve tasarım yarışmalarının yaklaşık herhalde ortalama 10 bin civarında katılım oldu. Bunların hepsinin ilk onlarını bir çatı altında topladık. Ve hem dünyadan hem Türkiye'den üniversiteleri davet ettik. 51 üniversite katıldı. 19 Ar-Ge merkezi katıldı. Ayrıca özellikle Türkiye'deki 169 tane üniversiteye yazı çıkardık. Tasarım ve Ar-Ge dalında çalışma yapan bölümlerinde en başarılı 5 öğrencisini uçak biletini ve otel parasını vererek İstanbul'a 3 günlüğüne davet ettik. Ve böylece gençlerimizi de dünya çapında konuşmacıları yaklaşık 30'a yakın hem yurt dışından hem Türkiye'den katılımcı vardı. Sayın Başbakanımızın da liderliğinde, Sayın Başbakanımız, Sayın Ekonomi Bakanımız, ikinci gün Kalkınma Bakanımız, üçüncü gün AB'den sorumlu Bakanımız Egemen Bağış, bir diğer taraftan TÜBİTAK Başkanı, YÖK Başkanı, üniversitelerin rektörleri, öğleden önceki bölümde Sayın Turgay Durak bahsetti. Orada önemli de şeyler yaptık. Arçelik en inovatif şirket seçtik ki bunu her yıl yapacağız. En inovatif tasarım dalında üniversiteyi seçtik. Mimar Sinan Üniversitesi. Ar-Ge dalında Sakarya Üniversitesi'ni seçtik. Bu bize müracaat eden tasarımlar içinde de en iyi tasarımı seçtik, bir araba hediye ettik. En iyi Ar-Ge yapanı seçtik, yine ona bir araba hediye ettik. Hedefimiz katma değeri artırabilmekti. Sayın Başkan, tasarım demişken birlikte bulunduğumuz bir toplantıda bir ayakkabı topu örneği anlatmıştınız. Burada da anlatabilir misiniz? Anlatayım peki. Burada bunları yaparken de aslında şöyle bir amacımız var. Amacımız bir yandan sanayiciler, bir yandan üniversiteler, bir yandan üniversitedeki öğrenciler, bir taraftan da hocalar. Çünkü Ar-Ge tasarım yarışmaları daha çok öğrenciler ve mezun olanlar giriyor. Ama Ar-Ge proje pazarlarına üniversite hocaları grup kurarak giriyorlar. Burada yapılan bu yarışmalarda özellikle tasarım yarışmalarında birinci olanları Ekonomi Bakanlığı yurt dışına eğitime gönderiyor. İtalya veya bir başka ülkeye. Hem okul ücretini ödüyor hem de ayda 1500 dolar bunlara para ödüyor. Anekdot olarak Vahap Bey'in söylediği şey şu. Ben ilk tasarım yarışmasını 1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesi ile ayakkabı dalında, o zaman ben Türkiye Ayakkabı Sanayiciler Derneği Başkanlığı yapıyordum. Yaptık. Yaklaşık 700'e yakın tasarım önerisi geldi. Bize bir tasarım önerisi geldi. Bizim içerimizde hem hocalar var hem de meslekten arkadaşlarımız var. Bir ayakkabı topuğu geldi, bayan ayakkabısında. Biz hepimiz o projeyi orada eledik. Dedik ki böyle bir şey olmaz, bu kadar saçma şey yapılır mı? Mümkün değil bu. Ama 96 yılından bahsediyorum. 3 ay önce İtalya'da vitrinlere dolaşıyorduk. Bir de baktım ki Prada'da o bizim elediğimiz benzeri bayan ayakkabılarında aynı ökçeyi yapmıştı. Yani hesap edersek 2006-2016 ne oluyor? Yaklaşık 17 yıl önce bizdeki tasarımcılar bunu yapmıştı. Biz de böyle bir şey olmaz diye
elemiştik. 17 yıl sonra biz bunu Avrupa'da gördük. Aslında burada çıkaracağımız sonuç şu, gerçekten gençleri bu konuda biz mutlaka göz ardı etmememiz gerekiyor. O yüzden de biz bu çalışmaya başlarken Türkiye İnovasyon Haftası'na hedefimiz önce bir yıl önce yapmıştık. 1600 kişi gelmişti. 3000 hedef koymuştuk. 5000 hedefe çıktık. Sonra 7000 hedef, 10000 hedef, 15000 kişi 3 günde ziyaret etti. Bu bize şunu gösteriyor. Hatta geçen bir konuşmamda o dönemlerden 1-2 ay önce de Jennifer Lopez gelmişti. Dedim Jennifer Lopez'in konserine 6000 kişi gitti. Bizim bu yaptığımız inovasyon konferansına 15000 kişi geldi. Demek ki gençlerimiz... Üstüne para falan vermediniz değil mi? Üstüne para vermedik abi. bu konuda son derece hem ilgililer hem de gelecek adına bu konu bizim açımızdan son derece sevindirici. Biz buraya hem lise öğrencilerini getirdik hem ilköğretim öğrencilerini de getirdik. Burada bizim aslında çıkardığımız derslerden bir tanesi... Bizim hedefimiz ne? Bundan sonraki hedefimiz daha az enerji tüketen, daha kalifiye insan kaynağına ihtiyacımız var. Yükte hafif, pahada ağır mallar ihraç etmek. Onunla ilgili de şu anda bizim yaptığımız çalışmada geçen seneki ihracatımız yaklaşık 90 milyon ton, kilosu 1,5 dolara geliyor ihracatımızın. Şimdi hepimizin cebinde bir ya iPhone ya BlackBerry var. Yaklaşık fiyatı 1000 dolar civarında. Bizim 1 ton ihracatımızın değeri 1500 dolar 1 ton. Bizim hepimizin cebinde neredeyse 1 ton ihracatımıza bedel bir cep telefonu taşıyoruz ve bunu da ithal ediyoruz. Bunu o yüzden çok iyi düşünmemiz lazım. O yüzden şu anda devletin ortaya koymuş olduğu Fatih projesi, bunun üretimini hem Türkiye'de yapmak hem de daha sonra, çünkü şartlardan bir tanesi üretimin Türkiye'de olması, daha sonra da bunu yüksek teknolojiyle ihraç etmek. Sabah kahvaltıda Intel'den Burak Bey ile konuşurken, Türkiye'de şu anda çok önemli bu konuda çalışma yapan firmalar var. Vestel bu konuda önemli bir çalışma yapıyor. Biz bu yüzden bu yaptığımız çalışmalar bunlara destek veriyor. Ve geçen hafta gazetede bir haber vardı. Firmalarımızın bir tanesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ında çip ihracatı gerçekleştirmiş Amerika'ya. Ve gazete haberinde kilosu 1.7 milyon dolar diyor. Müthiş bir şey. Firmanın ismi de var burada, Mikro Tasarım diye. Yine bir başka firmamız da minyatür kızılötesi kamera geliştirmiş. Bu firmanın adı da MicroSense. Bizim özellikle teknoparkları davet etmemiz, bu yaptığımız konferansa, üniversiteleri davet etmemiz, yenilikçilik projelerine bu kadar önem vermemiz aslında gelecekteki ihtiyacımız olan, az önce hangi sektörler dediniz? Evet. Bunlar, eğer biz bunlara gereken önem verebilirsek, gereken sıçramayı yapabilirsek, Türkiye bu konuda gerçekten çok büyük hedeflere doğru ilerliyor. 500 milyar dolar ihracat yolunda hem devletin en tepesinden aşağıdaki bürokratına ve biz ihracatçılar olarak da bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye bu konuda yaptığı çalışmalarla biz de ihracatçılarımıza çok büyük destek sağlıyoruz. Bu destek önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, söz sırası Hamdi Akın'da. Çok bilmediğiniz yerlerden sormuyoruz, gördüğünüz gibi. Bilinen yerlerden soruyoruz genellikle. En iyi bildiğiniz konu sizin. Şirketlerinizden biri de, başında bulunduğunuz şirketlerden biri de TAV. Aslında Türkiye'de özelleştirme süreciyle beraber doğmuş, büyümüş, dünyaya da açılmış bir şirket. Sizin o şirketi en son Fransızlara hisselerini, bir bölümünü, daha doğrusu çoğunluğunu satarken söylediğiniz bir sözünüz vardı, hiç aklımdan çıkmıyor. Dediniz ki bu şirketi 6 kez sattık, hala içindeyiz. Bunu nasıl becerdiniz? Bu işin perde arkasını anlatın lütfen. Bu kadar kişinin önünde mi? Anlatın.
Yani bazı ipuçlarını vermeyebilirsiniz de yine de şöyle bir çerçeveyi çizin. Yani know-how tabii ki. güzel bir know-how. Aslında yapılması gereken şey bir yerde de o ve bazen işe başladığınız zaman kendiliğinden de oluşuyor bu. TAVA biz 1998 senesinde kurduk Tepe ile birlikte. Ve sonundaki V de Viyana Airport'tur. Çünkü şartname gereği o günlerde havaalanı işletici firma, Türk firması olmadığı için yabancı firmalardan havaalanı işleticisi olan bir firmayı yanınıza ortak almak zorundaydınız. %5-10 da olsa onların tecrübesinden, onların experience'ından istifade edebilmek için. Dolayısıyla Tepe Akfen ve Viyana Airport olarak kurulmuştu şirketimiz. Aslında ilk ticaret bir sene sonra oldu. Biz Viyana Airport'u aldık. Orada alım pozisyonundaydık. Ve %10'u hemen aldık biz. Çünkü işe başladıktan sonra gördük ki biz onlardan daha çok şey biliyoruz. Gerçekten de böyle. Çünkü bizim önemsemediğimiz ya da küçümsediğimiz bir şey var. O da devletin bizatihi kendisi. Devlet kuruluşları ya da kamu iktisadi kuruluşlar. Bu kuruluşların hepsi Türkiye'de çok büyük bilgiyi içine taşıyorlar. Çok güzel networkleri var, çok da iyi bilgi birikimleri var. Fakat kapalı kutu. Yani aslında biz her zaman söylüyoruz, biz havaalanı işletmeciliğini devlet hava meydanlarından öğrendik büyük önemli anlamda. Ama devlet hava meydanları tabii sürekli bir değişen bir organizma olduğu için bu bilgiyi içinde doğru düz tutamıyor da ya da elemanların içinde belki yeteri kadar saklayamıyor. Ya da domestik kalıyor, lokal kalıyor. Ki bugün en büyük sorunumuz bence Türkiye'nin budur, lokal kalmak. Bizim halbuki şu andan itibaren artık lokal insana ihtiyacımız yok, lokal firmaya da ihtiyacımız yok. Yani bunlar zaten kendiliğinden doğaçlama oluyor. Bizlerin yapması gereken şey internasyonel. Tamamen uluslararası firmalar, uluslararası insanlar yetiştirmek. Onun için aslında bu yeni nesil yatırımcılar dendiği zaman benim aklıma ilk gelen şey hemen uluslararası bir yatırımcı olması ve uluslararası pencereye hemen sahip olması. Başlangıcında şirketini, başlangıcında firmasını her ne kuruyorsa ya da bir üretim yapıyorsa bile üretimini mutlaka dış pazarlara göre, iç pazarlara göre değil, dış pazarlara göre üretmeyi başlangıcında şirketinin anayasasına koyması lazım. Eğer şirketinizin anayasasına koymazsanız yıllarca bas bas bağırırsınız. En iyi elma bizde, en iyi armut bizde, en iyi işte ürettiğimiz domates bizde, salatalık bizde ama satamazsınız. En iyi olması önemli değil. Müşterinin nasıl istediği önemli. Alıcının nasıl istediği, hangi şartlarda istediği önemli. Onun istediğine göre ürün hazırlayacaksınız. Onun istediğine göre şirketinizi yapılandıracaksınız. Hem üretimde hem de şirketlerin yapılandırılmasında uluslararası standartlara göre yapılandırdığınız zaman bütün bu alım ve satımlar çok kolay oluyor Vahap Bey. İşin aslında sırrı orada yatıyor birazcık da. Yani başlangıçta kurgulamada. Kurgulama mutlaka ve mutlaka başlangıçta kurumsallığa doğru gidecek bir şekilde. Bu şirketin bir kere sizin olmadığınızda başlangıçta kabul edeceksiniz. Başlangıçta o şirketin siz en büyük çalışanı, en önemli profesyonelisiniz. Ama şirketin ila nihaya hisselerini elinde tutacak adam değilsiniz. Şirketin sahibi değil, şirketin ortağısınız, büyük ortağısınız. Ama o şirketin hisselerinin bir gün sizin elinizden geçeceği, bir başkasına gideceğinin hazmedebilecek yapıda olmanız lazım. Eğer bunu hazmedemezseniz zaten onun içinde çakılıp kalıyorsunuz. Halbuki böyle olursa o zaman şirketin hisselerinin kimin elinde olduğu hiç de önemli olmuyor. Şirketin sahibinin kim olduğu da önemli olmuyor. Şirketin yönetenler daha önemli olmaya başlıyor ve şirketin içinde çalışanlar daha önemli olmaya başlıyor. Şimdi şirketin içinde çalışanlar %99'a yakını Türkse zaten bu şirketin Türk olup olmadığı sorgulanamaz. Eğer ki zaten şirket İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kote ise zaten bunun da Türk olup olmadığı sorgulanamaz. Türktür tabii ki %100. Şimdi bunu şirketin sahibinin ya da hisselerini elinde tutan, bir grup hisselerini de tutan firmanın yabancı olması hiç de o şirketi yabancı anlamına gelmiyor.
şirket gene Türk olmasını devam ettiriyor. Yani geçenlerde Galatasaray maçında baktım. Schalke stadında yani on binlerce Türk bayrağı vardı. Ama Galatasaray'da oyunculara baktım 7 tane yabancı vardı. Yani bazen paradokslar içerisindeyiz. Bu böyle olabiliyor ama biz onu benimsiyoruz. Onu milli olarak benimsiyoruz. Fakat şirketimizin hisseleri birazcık dışarı geçiyor. Ama çalışanların tamamı Türk. Ve o istihdamı yaratmışsınız. O insanlara mesela şu anda TAV'da aşağı yukarı bordrolu ve bordrosuz sözleşmeli olarak 40 bin kişi çalışıyor. Bunu 5 ile çarpsanız 200 bin kişiye ekmek dağıtan bir firma oluşturmuşsunuz. Yani milli dediğiniz zaman bundan daha milli bir şirket bence olmaz. Hisselerinin satılması, alınması da hiç de önemli değil bu anlamda. Biz başlangıçta dediğim gibi o şekilde kurguladık şirketimizi. Ve ilk satışımızı, ilk paraya ihtiyacımız olduğu gün yaptık tabii ki. Yani çünkü ben başka metot bilmiyorum. Yani sermayeyi arttırabilmek için bir şeylerin satmak gerektiğine inanıyorum. Yani sermaye çünkü birkaç yolla birikiyor. Ya miras yoluyla birikebilir, olabilir. Para babadan oğula geçebilir. Ya böyle alıp satacaksınızdır. Ya da çalacaksınızdır. Yani başka bir yolunu bilmiyorum ben. Onun için sermaye efendim piyangodan çıkarsa o bizim konumuz dışında çünkü bilet almıyoruz. Şimdi böyle olunca sermaye biriktirebilmek için mutlaka herkes zaten bir şey alıp satıyor. Evet. Yani her mağazanızda ürünü mesela başkanım ayakkabı üretiyor. Ayakkabıyı alıp satıyor. Bunu yani bu şekilde sermaye zaten ürüyor. Bunun birazcık daha büyüğü ayakkabıyı toptan satmak. Toptan alıp satabilir. Ondan sonra işte ayakkabı artık satışı tatmin etmeyebilir. Şirketlerden ufak bir hisse satabilir. Sonra şirketlerden daha büyük bir hisse satabilir. Sonra tamamını satabilir. Sonra elde etmiş olduğu parayla başka bir mal satımına girebilir. Sermaye böyle büyüyor. Yani dünyada da böyle büyüyor. Dolayısıyla bizim bu şirket alıp satma kültürünü çok sindirmemiz lazım içimize. Bilhassa Anadolu'daki iş adamları için bu çok gerekli. İstanbul bunu yapıyor zaten. Yani küçük olsun benim olsun dememek lazım. Hayır, evet. Kesinlikle dememek lazım. Çünkü ya da duygusal bağlantı da kurmamak lazım. Duygusal bağlantı da çok kötü. Bu benim işte babamdan kaldı ya da ne bileyim benim ilk göz ağrım ya da işte ben buna bu kadar emek verdim. Bunlar da doğru şeyler değil. Bugünkü dünya piyasasında, bugünkü liberal olan, bugünkü global ekonomide bunlar da artık değerini yitirmiş bir takım kavramlar peki, haline geçiyor. Peki gün gelip yedinci kez satıp yine içinde şimdi kalır biz mısınız? Şimdi %5'i başlangıçta dediğim gibi IPO öncesi yani halka arz öncesi belli bir değerden bunu vermek zorundaydık. Biz o zaman şirketimize 1,5 milyar dolar değer biçiyorduk kendi kapımızda. Ama piyasa 1 milyar dolar falan veriyordu. Biz de onun üzerine 1,5 milyar dolardan bir referans satış yapmak zorundaydık. Onun için %5'ini 1,5 milyar dolardan sattık birilerine. Kuveyt fonuna sanıyorum. İlk satışımız oraya olmuştu. Sonra arkasından bir %5 daha Bob Brown diye bir fona sattık. Sonra arkasından bir %5 daha bir başkasına sattık. Yine yabancılar bunlar hep. Tabii o satışların kendi içinde bir takım dinamikleri var. Onları anlatmayayım. Onlar hakikaten meslek sırrı. Yani o çünkü bir iki küçük noktayı anlatın canım o kadar bir şey olmaz. İstediğiniz fiyattan satmanın hakikaten bir şey var. Yani kendine ait bir sırrı var. Onu 1,5 milyar üzerinden %5 sattıktan sonra biz 3 tane satış yapmış olduk. Sonra IPO'ya gittik. Halka arza gittik. Pardon, gitmeden evvel bir de Goldman Sachs'a satış yaptık. %15 kadar. %30 kadar bir satış yapmış olduk. Sonra halka arza gittik. Böylelikle 5. satışımızı yapmış olduk. Halka arzda %14 kadar. %15 kadar. Ve 1 milyar 700 milyon değerinde halka arz ettik. Onu yakaladık. Daha sonra mesela Goldman Sachs bizden almış olduğu 1,5 milyar dolar üzerinden almış olduğu %15 hisseyi 2,4 milyar dolar üzerinden sattı. 10 ay içerisinde. 10 ay sonra 2,4 milyar dolardan sattı. Şimdi Fransızlara biz sattığımızda bütün piyasa çalkalandı. Dediler ki
çok iyi sattı, çok muazzam bir fiyattan gitti falan filan. Ne kadar oldu? 10 ay oldu ya da bir sene doldurmadı. Şu anda 2.4 milyar dolar dün itibariyle TAV'ın değeri. Onlar almıştı 2.3'ten. Üzerine çıktı. Yani kârdalar ve sevinçliler. Evet. Şimdi bu gibi alım satımlarda zaten gözünüz de arkada kalmayacak. Yani sattım sonradan pahalandı, zarar ettim falan böyle şeyler de asla yok. Hiçbir şekilde bunları düşünmeyeceksiniz. Alana da hayırlı olsun, satana da hayırlı olsun demesini bilmeniz lazım. Tabii ki sonunda geldiğimiz noktada çıkar mısınız, çıkmaz mısınız? İşte orada kritik nokta o. Şimdi bazı asetlerin tamamından da çıkılabilir. Bazı asetlerin de bir kısmında siz kalmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü sizin tecrübeniz, sizin o birikiminiz alıcı tarafından içeride kalmanız istenebilir. Bu çok doğaldır. Dünya piyasasında bu vardır. Yani alıcılar sizin tamamen exit yapmanızı istemeyebilirler. Ama bu belli bir süre için. Mesela Hüsnü Bey'le bankaya sattığında sanıyorum 2 sene 3 sene yönetim kurulu başkanlığında oturmuştu değil mi Murat? Evet. Yani onu alıcı mecbur etmişti. Alıcı talep etmişti. Bunlar piyasalarda bu şekilde cereyan eden olaylardır ve bunu normal karşılamak lazım. İleride tamamını satacağım ya da işte belli bir bölümü satacağım da ısrarcı olmamak lazım. Ve biz o zaman işte bu sonunda tabii TAV, bir de TAV gibi bir aset bizim için her zaman bir prestijdir. Onun için buradan tamamından şimdi bizim bazı zorluklarımız var tabii ki. Ama bunlar zaman içerisinde bitecek. Lock-up süresi diyoruz biz buna. Lock-up period diyor uluslararası terminolojide. Bu bittiği zaman yani süre, o süreden sonra biz serbestiz, istediğimiz gibi çıkabiliriz. Hatta fazla hisse de alabiliriz. Belki biz tekrar çoğunluk durumuna geçebiliriz orada. O da olabilir fark yani. Fark etmez ama şöyle bir durumumuz var. Biz zaten yönetimde çoğunluk hisselerine sahibiz. Şu anda yönetim hisselerine sahibiz. Evet. Yani biz evet şu anda 18 hissemiz var ama o hisseyle biz yönetim kurulunda 4 kişiyle temsil oluyoruz. Fransızlar 3 kişiyle temsil oluyorlar. Dolayısıyla her türlü kararı biz gene çoğunlukla alabiliyoruz. Tabii ki bağımsız üyelerin de katkısıyla beraber olabiliyor bu. Dolayısıyla sorunuzun cevabı hepsi olabilir. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi sizin sözlerinizden özellikle hani dışa dönük çalışma, dışarıyı öngörerek şirketleri kurarken, o yapıyı kurarken ona hazırlıklı olarak kurmak lazım dediniz ya. Özellikle hazırcıyım sektörü çok iyi bilecek Osman Benzeş'in bir konuşmasına tanık olmuştum. Rahmetli Vitali Hakko ya çok sinirli bir şekilde Bay Vitali siz bize çok kötülük yaptınız dedi. Adam şaşırdı. Yani niye öyle bir şey söylüyor acaba falan diye. Dedi ki siz bizler için örnektiniz. İşte Vitali, Vakko var, önümüzde Beymen var. Biz hep sizlere örnek alıp işlerimize giriştik, işlerimizi yaptık. Fakat siz hep içeriye doğru çalıştınız. Siz öncülük yapmış olsanız, dışarıya da gitmiş olsanız biz belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl daha önceden yurt dışına açılmaya başlardık. Daha çok yol alırdık diye. Onun için çok önemli hakikaten. Çok çok önemli. Şimdi buradan belki Vitali Bey dışarıdan geldiği için Türkiye'yi dışarıdan evet. Görmüştü olur. Belki de bilmiyorum. buradan yola çıkarak Sayın Başkan, şimdi siz Afrika'yı evet çok iyi öğrendiniz, iyi biliyorsunuz ve iyi ilişkileriniz de oluştu. Oralarda yatırım yapanlar oldu mu? Gidenler oldu mu bu anlamda? Mesela ilk işini orada başlatanlar oldu mu? O örnekleri verebilirseniz iyi olur. İkincisi, Afrika'nın dışında ne bileyim işte az önce Çin'i konuşuyordunuz. Böyle Çin gibi başka yerlere de benzeri şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Evet. Bu ikinci tur olduğu için mümkünse birkaç dakika içinde toparlarsanız sevinirim. Peki, ben çok kısa bir tekstilcilerden bahsettiniz. Hamdi Bey yurt dışına açılmanın öneminden bahsetti. Geçen sene Angola'da bir fuara 85 Türk firmasını götürdük. Bir firmamız erkek takım elbise ve giyim satıyor. O kadar hareketli geçmiş ki bütün o standdaki elbiseleri fuarın bitim günü hepsini satmış. 15 bin dolar civarında bir ciro almış. Onunla masraflarını çıkarmış. Hatta oradaki şirketin müdürü akşam elbiselerini ütületmiş, ertesi gün onları da satmış kendi elbiseleri. Bu yaşanmış bir olay. O fuarda da açılış esnasında bir tarım ekipmanı Türkiye'den götürmüştü.
firma açılışı yapan bakana sattı geçerken. Bakan da alakası bir bakandı ama çiftlikleri varmış. İşte orayı için satıyor musun bunu dedi. Satarım dedi. Orada geçerken sattı. Güzel fırsatlar var. O fuarda bir üyemiz başkanım dedi. Arkadaşlara söyleyeyim burada piyasa çok yüksek. 120 dolara gömlek sattım. Piyasayı düşürmesinler dedi. Böyle güzel fırsatlar gerçekten dünyada var. Onun için oraya girişimleri taşıyoruz. Ama ticaret yetmiyor. Yatırım da yapmak lazım. Biz Türkiye'deki birçok yatırımcıyı yurt dışına çıkarmanın Türkiye'ye yapılacak en büyük iyiliklerden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü artık ölçek ekonomiler ülkemizde çok büyüdü. Ve yıllardır geleneksel yöntemlerle işini yapan insanlar artık o çok risk alan, çok inovasyon yapan, gelişen, büyüyen, entegrasyona giden firmaların yanında rekabet edemiyorlar. Ama bir birikimleri var, bir makine parkları var, üretim yapıyorlar. Ama para kazanamıyorlar. Biz diyoruz ki gelin sizi dünyaya taşıyalım diyoruz. Ve onları değişik yerlere taşıyoruz. Gittikleri yerde hayat buluyorlar bunlar. Tekrar yeşeriyorlar. Bunu ben şöyle bir örnekle size aktarıp hemen sözü bitireceğim. Denizli'ye gitmiştik yıllar önce. Baktık bir tane güzel bir suni orman var yapılmış. Arkadan birkaç sene sonra gittik. Orman büyümemiş. Dedik ki niye büyümüyor? Başkanım dediler, bir yere kadar büyüdüler bunlar. Ondan sonra durdular. Niye durdular? Kökler birbirine girdi, gıda alamıyorlar. Dallar birbirine girdi, güneş alamıyorlar, fotosentez yapamıyorlar. Onun için artık büyümüyorlar. Peki, böyle kalırsa ne olacak dedim. İçlerinden güçlü olanlar öbürlerinin sahasına girecekler. Öbürleri orada küçük eşe olacak, kuruyacak, onlar büyüyecekler. Peki, hepsini yeşertmenin, hepsini büyütmenin yolu yok mu? Var. Ne yapmak lazım? Seyreltmek lazım. Nasıl seyrelteceksiniz? Onların makinaları var. Köküyle beraber söküyorsun. Götürüp başka bir yere dikiyorsun. O orada büyüyüp serpilmeye devam ediyor. Geride kalanlar da serpilip devam ediyor. Biz aynen böyle bu örneği iş hayatına uyguluyoruz şu anda. Dünyanın dört bir yerine Türkiye'den yatırımcıları, müteşebbisleri götürüyoruz. Oralarda elle tutulan, parmakla gösterilen sanayiciler oluyorlar. Ve orada kendiler büyümeye devam ediyorlar. Türkiye'den mal alıyorlar, personel getiriyorlar, ham madde götürüyorlar ve Türkiye'ye katkılarını devam ettirtiyorlar. Bu anlamda dışarıdaki yatırımcıları, girişimcileri de biz destekliyoruz. Çok teşekkürler Sayın Başkan, sağ olun. Şimdi ikinci turda söz sırası Murat Özyeğin'in. Sevgili Murat Özyeğin, sizin tabii sadece bankacılık değil, perakende de varsınız çok yoğun şekilde. Hatta Türkiye'nin dışında başka bir marka olmasına rağmen Marks & Spencer'ı size Rusya'ya emanet ettiler. Alışveriş merkezleri işinde varsınız. Gün gelip Hüsnü Bey hadi ben yoruldum kolay kolay demez ama yoruldum. Yetki tamamen senin dediğinde nasıl bir liderlik yolunu izlemeyi düşünürsünüz? Yani babanızdan daha farklı şeyler mi yaparsınız yoksa aynı yolu devam mı ettirirsiniz? Aslında şöyle ki biz yaklaşık bir 10-11 yıl oldu benim master'ımı yapmış olup dönmem İstanbul'a. O zaman bu zaman neredeyse her önemli kararımızı birlikte istişare ederek aldık. Ve hiçbir zaman herhangi birimizin kabul etmediği veya istemediği bir karar konusu söz konusu olduğunda o kararı almadık. O konuyla ilgili ilerlemedik. O anlamda aslında bir gün bahsettiğiniz durum söz konusu olur ise aslında o vakte gelene kadar zaten hep bir birliktelik içinde karar sürecimiz işlemiş olacağı için çok büyük bir stratejimizde bir değişiklik olmaz. Bizim ana temalarımız grup olarak belli ve bunları birlikte aslında grubun evolüsyonu da çok MBG satışı ertesi gelişmiş olduğu için yani bizim MBG satışı sonrasında yeni girdiğimiz ülkeler veya işler zaten işlerimizin %60-70'i gibi bir konumda şu anda. O anlamda o noktadan itibaren yapılmış olanlar da demin dediğim gibi birlikte karar almış olduğumuz konulardı. Bu bağlamda büyük bir değişiklik olmaz ama belki birkaç tane ana temamızdan bahsedebilirim o anlamda. Deminki konuşmamda da bahsetmiş olduğum gibi yöneticilerimizi hissedar yapmak, yöneticilerimize işin sahibiymiş gibi hissettirmek,
desantralize yapımız, yani bizim holding adı altındaki yapımızda toplam 15-16 kişi sadece çalışıyor. Biz şirketlerimize illa birbirinize alışveriş yapın da demiyoruz. Bir mal veya servis alıyorlarsa birbirinden almalarını da şart koymuyoruz. Bizim sektörlerde bildiğimiz gibi bazı dinamikleri çok yakın takip ediyoruz ve çıkmamızın doğru olacağına inandığımız sektörler söz konusu olursa orada pek duygusal davranmıyoruz. Bir sektörden çıkmak konusunda bir yatırımı, bir işi taçlandırma olarak onu görüyoruz. Bir başarı olarak görüyoruz. Genelde Türkiye'de bu kanı yavaş yavaş oturuyor Hamdi Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi. Aslında yurt dışında genelde şirketler satılınca bir noktaya gelip bir cycle tamamlanmış evet. gibi tebrik alınır. Bizde bir şey alınınca biraz daha tebrik ediliyor. Bence ikisi de tabii almak da çok önemli. Yeni yatırım yapmak da çok önemli ama ikisi yok de... Yok ama biz de alıştık. Bankaların satışı olduğu zaman bravo çok iyi fiyatla evet, sattı. Doğru doğru yani, oldu yani. O şey daha bir çok doğru. Geç. Satmak sizin iradenizde olan bir şey değil. Alıcının iradesinde olan bir şey. Almak sizin iradenizde. %100 basar parayı alırsınız. Doğru. Ama satmak alıcı eğer para vermezse satamazsınız. Belli bir değerin oluştuğunun... Onun için satmak çok zor bir şeydir. Yani satmak ya da çıkmak, exit yapmak bir şirketten hakikaten Murat'ın dediği gibi taçlandırılacak bir şeydir yani. Yani birçok insan şirketinden exit yapamadığı için satmayı eleştirir. Aslına bakarsan. Evet. Şimdi o anlamda bu felsefelerimizi yani daha bir desantralize yapımız, yöneticilerimizle hissedar olmak, onları yetkilendirmek, vakti geldiğinde şirketlerimizi satmak veya yeni alanlara girmek, bir portföy mantığıyla bakmak, tüm bunları felsefe olarak zaten birlikte devam ediyoruz. Peki onları birlikte koruruz. Karar alırken hiç şey dediğiniz oldu mu? Ya baba sen de çok gerilerde kaldın olmaz bu iş falan dediğiniz oldu mu? Ya valla biz bayağı haftada 3-4 kere birbirimizle yani farklı görüşlerimiz olan konularımız oluyor. Bu hani bir segmentle ilgili de olabilir. Bir evet. Yönetici yani her konuda olabiliyor. Bir şey bunu söyleyeyim mi? Bayağı güzel ve demokratik bir şekilde başlıyoruz. Hisseleriniz kaç? %50-50 misiniz? Abi şey yani tamamen birbirimize olan güven şöyle. Rica ederim. Hayır. Hatta belki yani, şöyle bir durum var. Niye sordum ben bunu? Bana rahmetli Yüzeyir Garı'yı analım hep beraber. Allah yattığı yerini uğrasın. Ben ortaklık yaptım onunla uzun seneler. 94'te biz beraber birçok işe ortak girdik ve Bursa Doğalgaz Projesi'ni birlikte yaptık. Onlar supplier yaptılar, malları dışarıdan getirdiler. Birçok şeyi onunla konuşmuşumdur ve ondan öğrenmişimdir. Bana derdi ki, Hamdi'cim derdi, eğer bir şirkette yüzde azınlıksan sorun yok. Haddini bilirsin, oturursun. Eğer çoğunluksan gene sorun yok. Patron sensindir, sen yönetirsin. Ama 50-50 ise sorun büyük derdi. 50-50 olduğun zaman birinden birinin mutlaka bir fedakarlık yapıp alttan alması gerekir derdi. Onun için söylüyorum. 50-50 ise ama şöyle abi, sen yani, alttan alan sen ol. Erkekliği babana bırak. Tabii yani. Ki. Orada hiç şüphe yok. Zaten yani bu tamamen onun teveccühü ve tamamen tam tersi hatta bir iki sektörde de özellikle hiç karışmıyor veya hatta müdahil dahi olmuyor ki hatalarımı da yapmama müsaade ediyor. O anlamda doğrusuyla yanlışıyla bir takım sorumlulukları da kendi başıma almamı da zannedersem istiyor. O bağlamda dediğim gibi yani felsefeyi genel anlamıyla kendisinin çizdiği vizyon doğrultusunda devam ettiriyor ve benim de benzer bir şekilde uyguluyor olurum diye düşünüyorum. Hamdi Bey'in demin verdiği bir örneği ben de bir çok net böyle rakamlarla çok hızlı şey yapmak istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Şimdi şu şeyin bir matematiğini yapacağım mesela bizim NBG'ye Finans Bankı satışımızın. NBG geldi, Finans Bank'ın satın alınması sırasında tam 2 milyar 700 milyon doları FIBA grubuna ödedi. Sonra gitti 2 milyar doları da küçük yatırımcılara ödedi. Küçük yatırımcılar daha herhalde takribi onun 1-250'si falan yurt dışı yatırımcılara gitmiştir kurumsal. 750 milyon doları Türkiye'de var olan yatırımcılara gitmiştir.
Yani 3 milyar 450 milyon dolar Türkiye'ye girmiş oldu. Sonra bir %10'umuz kalmıştı bizim. Onu da bir 700 milyon dolara 3 yıl sonra sattık. Demek ki Türkiye'ye giren para 4 milyar 150 milyon dolar oldu. Sonra NBG gitti. Finans Bankı kendi kazandığı kazançlardan da çok yüksek ROE'si olmasına rağmen, çok yüksek para kazanıyor olmasına rağmen 800 milyon euro da Finans Banka para koydu. Onu da 1 milyar 200 desek, demek şu ana kadar adamlar 5 milyar 300 milyon dolar Türkiye'ye yatırmışlar. Bir tane çalışan yok Yunanlı. Bütün çalışanlar Türk. Bir müteşebbis Türkiye'de böyle para almış. İşte onunla yeni sektörlere girmiş. Limancılık yapıyoruz, rüzgar enerjisi yapıyoruz. Alışveriş merkezi almışız. İşte üniversite kurduk. Evet. Kendi çapımızda yapıyor olduğumuz bağışlarımızı arttırdık. Tabii ki imkanlarımız artmış olduğu noktada. Ve adamlar 1 lira temettü almadılar Türkiye'den daha. Hiç almadılar. 1 lira. Zaten BDDK'nın kuralları da kolay da değil bankacılıklar. Evet. Yani 1 lira temettü almadılar. Şimdi banka Türkiye'de, çalışanlar Türk. 5.3 milyar dolar Türkiye'ye girdi. Yunanistan'a çıkan bir kuruş yok. Yani çıksa o para evet, da giderdi. O da doğru. sonuç malum. Yani matematik sonuç malum. Evet, yani şey Yunanistan yani o yani. Evet o ayrı. Yani Yunanistan'ın yani Avrupa'nın kendi dinamikleri diyelim. ama yani şey gerçekten hani iş satmak veya Türkiye'de hani daha milliyetçi bir yaklaşım falan bence de yani hesap ve durum ortada. Yani Türkiye'ye bence yani ben bunu bizim örneğimiz doğru anlamı her iş böyle. Ben bunun matematiğini biliyorum diye bu örneği verdim. Teşekkür ediyoruz. Evet aslında abi yani o da çok önemli. Bütün şu anda NBG'nin değeri bak. Finans Bank'ın değerine eşit. Çünkü herkes kalan kendi değerin tamamı nasıl iyi biliyor değil mi? Kalan değerin tamamı sıfıra indi ve Finans Bank'ın değerine eşit. O da aslında bir i̇şte, bakış açısı tabii ki. Onun için iyi ki çıkmamış diyoruz. Evet, evet, evet. Teşekkür ediyoruz sevgili Murat. Sayın Başkan, aslında konuşmanızın birinci bölümünde biraz başladınız ama yine de ben bu Türkiye'nin ihracatının yapısı, yeni nesil girişimciler devreye girdikçe nasıl değişecek? Onunla ilgili de biraz bizi bilgilendirirseniz. Şimdi aslında nasıl değişecek konusuna girmezden önce ben bir şey söyleyip oradan yine tamam. Oraya bağlantı yapmak istiyorum. Şimdi biz 2023 yılına bu projeyi başlattığımızda 12 yıl vardı ve bizim özellikle insan kaynağına çok önemli yatırım yapmamız gerekiyor. Bizim şu anda bir projemiz var. Projemiz özellikle Yankuru Akademi ile bir ortak proje yapıyoruz. 50 tane dezavantajlı ilköğretim okulunda TİM İnovasyon Atölyesi kuruyoruz. Burada hedefimiz her yıl 1200 tane çocuğu yetiştirip yani 10 yıl var şu anda 12 bin çocuğu ve yaklaşık işte 700 ile 1000 öğrencisi olan okullarda o okulun en inovasyonla ilgili krema çocuklarını seçip onları eğitip Türkiye'nin gerek ihracatında gerek üretiminde önemli bir katkı sağlamak istiyoruz. Şu anda 20 tanesi açıldı. 30 tanesi de Eylül ayına kadar açılacak. Başarılı olursak 50 tane de önümüzdeki yıl açıp 100 taneye çıkaracağız ve 24 bin çocuğu bu şekilde takip edeceğiz. Şu anda önümüzdeki bir hafta içerisinde TİM TV yayına başlatacağız. Oradan da takip edeceğiz. Şimdi bunları yapabilmek için de gençlere çok önem vermemiz gerekiyor. Yine özellikle sabah duydum. Yahoo 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin kurmuş olduğu şirketi 50 milyon dolara satın almış. Yani şimdi işte ya buralardan başlanır mı, ilk öğretimden başlanır mı, liseden başlanır mı demememiz lazım. Yenilikçiliğe çok büyük destek vermemiz lazım. Onunla ilgili de yeni projelerimiz var. Zaman zaman bu konuda değişik şirketlerden gerek sponsorluk arıyoruz, gerekse ortak çalışmalar yapıyoruz. Bizim çünkü 21. yüzyılda gerçekten çok önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Eskiden hep genelde gençlerin IQ'suna bakılıyordu.
Ama şu anda görüyoruz ki IQ daha sonra EQ oldu. Sonra şimdi CQ oldu. Yani buradaki önemli olan şey yeni nesil liderlerin yetişirken önce sadece dışa dönük liderler iş yapıyordu. Şimdi hem dışa dönük hem içe dönük liderler 21. yüzyılda. Bizim ihracatımızda da bu şekildeki yeni yetişen nesil gençlere ihtiyacımız var. Biz onlarla hep beraber olmak istiyoruz. Beraber bu yola çıkmak istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki özellikle bizim şu anda yaptığımız stratejide en çok ihracat yapmayı taahhüt eden sektör birinci 100 milyar dolarla makine sektörü, ikinci 75 milyar dolarla otomotiv sektörü. Daha sonra bizim geleneksel sektörümüz dediğimiz 52 milyar dolarla hazır giyim sektörü, yine 50 milyar dolarla elektrik, elektronik, 50 milyar dolarla kimya sektörü, 50 milyar dolarla da demir ve demir dışı metal sektörü. Bu da bize şunu gösteriyor, biz hala eğer bu konularda yeteri kadar destek vermezsek, biz özellikle yeni nesil ihracatında, yeni nesil teknoloji ihracatında hedeflediğimiz yerlere gelemeyeceğiz. Ama eğer 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşırsak, 2 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılada %25'lik bir hedef ulaşacağız. Şu anda ihracatımız gayri safi yurt içi hasılada %17. Bu %17'yi %25'e çıkarmak demek, %8 daha ihracatta pay almak ve dünya ticaretinden 8% pay alıyoruz. Bu 8%'i de biz 34,5 trilyon dolar 2023'te dünya dış ticareti senaryomuz var. Bu da %1,5'a çıkarmak demek dünya ticaretinden aldığımız payı. Bunları da yapabilmemiz için özellikle az önce bahsettiğimiz gerek elektrik, elektronikte gerek bilgi teknolojilerinde ve hizmet ihracatı da şu anda Türkiye için son derece önemli bir hale geldi. Özellikle bizim yurt dışı dizilerde, çok büyük oynatılan dizilerde avantajımız oluşmaya başladı. Ayın birinde pazartesi günü Türk Hava Yolları ilk üstü uçuşunu başlatacak. Evet, Sayın Bakan'la beraber gidiyorsunuz. Biz bir ticaret heyeti oluşturduk 100 kişi. Houston'dan sonra da Los Angeles'a geçilip oradaki 3 farklı hem Disney'in hem NBC'nin hem diğer bir şirketin stüdyoları gezilecek. Ve Türkiye'ye özellikle bunların yatırım yapılması konusunda ki biz sadece burada amaç dizi satmak değil, aynı şekilde dün de konuşmalarda söylendi kültür çok önemli. Ona dayanarak biz Türk mallarını çok daha kolay o zaman ihraç edebiliyoruz. Özellikle İstanbul Shopping Fest 2 yıldan beri yapıyoruz. Ben de platform başkanlığını yapıyorum. Hedefimiz Türkiye'ye aynı şekilde daha fazla turistin getirir. Ama onları sadece turizm değil, alışveriş yaptırabilmek, Türk mallarını tanıtabilmek. Bununla ilgili de şu anda biz Türkiye İlaçlar Meclisi olarak önemli bir çalışma yapıyoruz. Türkiye markası ve Türkiye algısını artırabilmek için İngiliz bir şirketle anlaştık. Hem Başbakanlık hem Ekonomi Bakanlığı ve diğer sivil toplum kuruluşları da destekliyor. Bu çalışmayı da yapınca inşallah Türkiye algısını da yurt dışında artırıp malları... Sayın Başkan, hazır bunları konuşurken televizyonda herhangi bir eski filmi, diziyi falan izlemeye kalktığınızda bir sürü yerinde buzlanma falan görüyorsunuz. İzleyemiyorsunuz doğru dürüst. Belki o konuyu da aşmanın yollarını konuşmak lazım yetkililerle. Onu da konuşuyoruz şu anda yapımcılarla. Özellikle ürün yerleştirme konusunu dizilerde. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi tabii ki şu. Biz hep bunu da örnek veriyoruz. Örneğin bir turist yurt dışına diyelim ki Belçika'ya, Brüksel'e gittiğinde bir el işlemesi satılıyor orada. Bu el işlemesinin fiyatını soruyor. 100 euro diyorlar. 100 euroyu hiç herhangi bir pazarlık etmeden, bu çünkü işte Brüksel'de üretilmiştir diye çıkarıp veriyor. Şimdi aynı kişi Afrika'nın herhangi bir ülkesine gidiyor. İşte faraza Kenya'ya gidiyor, Uganda'ya, Tanzanya'ya. Benzeri bir el işlemesi 5 euro diyorlar. Bizim turist başlıyor pazarlığa, 3 euro olmaz mı, 4 euro olmaz mı? İşte bu tamamen ülke imajı. Biz onun için Türk malları şu anda, eskiden biz ürünlerimize Türk malı yazmaya cesaret edemezdik. Çünkü böyle bir talep yoktu. Tam tersi işte
Design Italia, Design Germany gibi şeyler yazardık. Halbuki şu anda Çin'de yapılan mallara Türk malı diye damga vuruluyor. Bu da bizim evet. açımızdan son derece önemli. Biraz daha da yurt dışında yapacağımız çalışmalarla Hamdi Bey'den de geçen hafta bir mülakat aldık. Ayın 20'sinde Sapanca'da Sayın Bakanımızın liderliğinde bir çalıştay yapacağız. Bu konuda inşallah olunca çok daha güzel bir yerlere doğru bizi bekleyen bir gelecek var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, bu turda son ve oturumunda son sözü Hamdi Akın'da. Şimdi özelleştirmelerde en aktif gruplardan birisiniz. Elektrik dağıtım özelleştirmeleri herhalde artık tamamlandı gibi, eğer bir aksilik çıkmazsa. Evet, evet. Önümüzde bu sefer elektrik üretim özelleştirmeleri olacak. İşte başka özelleştirmeler de söz konusu. Buralardan yeni özelleştirmelerden şirketlerin çıkması, yeni girişimcilerin çıkması söz konusu olabilir mi? Veya sektör değiştirmeler söz konusu olabilir mi? Nasıl görüyorsunuz geleceği? Ben aslında aralara girerek konuşma süremi doldurmuş olmam lazım ama gene de... Söyleyeceğiniz bir iki cümle varsa söyleyin, olmazsa soruya döneriz, daha iyi. Tamam. Şimdi şöyle, özelleştirmede biz ilk oyunculardanız. Evet. Yani biz devrimizi tamamladık gibi görünüyor. Çünkü biz son yatı satılanların hiçbirinden bir şey alamadık. Sürekli loser'ız. Sürekli kaybediyoruz. Onun için fazla da girmiyoruz. Asetler pahalandı. Doğrusu devlet çok ciddi gelir elde etmeye başladı. Güzel fiyatlarla satıyorlar. Ha, arada bir işte ucuza gitti diye iptaller de olabiliyor tabii ki. Ama evet. Bence fiyatlar oldukça yüksek ve oldukça iyi. Alıcılar kuvvetli. Eskisi gibi değil yani. Biz aradan sıyrılamıyoruz. Onun için özelleştirmelerde benim çok fazla umudum yok doğrusunu isterseniz. Yani çıkan asetlere baktığınız zaman bundan sonra da pek bir şey kalmadı zaten. Evet. Yani var belki, tabii devletin elinde mal bitmez şüphesiz, mutlaka üretilir de aynı zamanda istenirse. Ama tabii bundan sonra işte İstanbul'da yapılacak bir takım özelleştirmeler var. Gerekse gaz olsun, gerekse su belki şirketleri olabilir. Evet. Bunun dışında işte bazı limanlar falan filan gelecek tekrar. Tabii ki olabilir ama ben dediğim gibi hakikaten fiyatlar benim düşündüğümün, benim kendi kabul ettiğim rakamların bir hayli üzerinde. Elektrik dağıtımlar çok iyi fiyatlarla gitti. Yani ilk fiyatlardan gitseydi çok çok daha iyi gidecekmiş olacaktı tabii ama orada tabii, teminatlar yakıldı biliyorsunuz. Ondan sonraki fiyatlar da gayet iyi. Yani son ihaleler gayet güzel, Ankara Gaz gayet güzel bir fiyatla gitti. Onun için ben burada çok iddialı olduğumuzu söyleyemem. Ya yeni aset geliştirmek belki daha doğru, evet. Ya da piyasada devletin dışındaki satıcılardan almak belki daha doğru, daha olabilir. Evet. Onun için yeni bir aset alınacaksa o taraflara yönelmeyi tercih ediyorum doğrusu. Ama tabii yani Türkiye'de iş bitmez. Türkiye'de sürekli bir yeni bir cephe, bir yer açılıyor. Mesela bugün bu barış süreci dediğimiz şeyin uygulamaya girmesiyle birlikte sanıyorum çok ciddi hareketlenme olacaktır o bölgede. Ama bunun ne kadar zaman alacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet. Ve başka platformlar, başka ürünler, biraz da işte o bölgenin çok ciddi bir tarım bölgesi olduğu düşünülürse, çünkü dünyanın ve Türkiye'nin en büyük çiftliklerinden bir tanesi Ceylanpınar orada malum. Sulama sorunları da artık hemen hemen, evet, halledildi. Çünkü GOP projesi aşağı yukarı bitti. Dolayısıyla o bölgede çok ciddi bir tarım potansiyelinin olduğunu ve başka yeni sanayilerin ortaya çıkabileceğini de düşünüyorum. Buradan sizin de tarıma gireceğinizi algılayabilir miyiz? Hayır, öyle bir şey asla söyleyemem. Biz zaten genelde infrastructure bazında, yani altyapıda uğraşan bir holdingiz. Evet. Onun için biz daha çok işte limandı, havalimanıydı, efendim enerjiydi, hastaneye ya da işte otel de aslında pek infrastructure değil ama yani o oteli bir kenara bırakacak olursak tabii, evet, Novoteller, Ibis Oteller bizim malum, o kendi çapında devam edecek. Güzel bir iş oldu. Bütün Anadolu'ya yaymaya çalışıyoruz. İnşallah şu anda 18 sayısını bulduk. Eğer 30-40 sayısını bulursak sizable olacak. Belki yani satılabilir hale gelecek. Yani anladınız. Evet, mesajı aldık. Ondan sonra iyi gidiyor. Onun
Onun dışında dediğim gibi işte su dağıtımları olabilir, enerji dağıtımları olabilir, enerji evet. işleri olabilir. Bunlar altyapı işlerinde yoğunlaşıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir soruluk falan bir hakkımız var mı? Zamanımız var galiba değil mi? 4-5 dakika. Evet. Bir iki soru alabiliriz eğer varsa salondan. Evet. Buyurun efendim. Efendim ben Doktor Erol Avşin. Sağlık Bakanı danışmanıyım ama eski HIFSA başkanıyım. Ve Türkiye ülkemizde aşı üretimi olsun diye aşı fabrikasını kurmak amacıyla Abide Derneği'ni kurduk. Burada Rıza Nur Bey ve Mehmet Bey'in konuşması beni çok onurlandırdı. Dedik ki biz Türkiye'de bu Abide Derneği'mizi acaba ülkemizi uluslararası alanda gerçekten nasıl tanıtabiliriz? Kendimizi ön derneği alırız deyince Melinda Gates biliyorsunuz Bill Gates'in Foundation'ı yılda 5 milyar dolar dünyadaki aşılama kampanyasına veriyor ve Sayın Tuskon Başkan'ın dediği gibi bize gelen isteklerden dolayı en güzel pazarın Afrika olduğunu gördük. Dedik ki biz bu ülkede Afrika'da sağlık sistemleri batmış. Yeniden yapılanmaya bunlarla ilişkiye girelim dedik. Ve bu ilişkilerle bunlara açılalım dedik. Ve Türkiye'de altın üçgenin TİKA kanalıyla Nijerya ile şu anda çok yakın ilişkideyiz. Evet. Ve inovasyon yapmak için başkanım muhakkak biliyorsunuz Amerika'da çok ünlü bir vakıf kuruldu. Zenginler oraya veriyor. Soruya çevirebilir misiniz? Çevireceğim şimdi. Tamam. Biz buraya gitmek için ekonomik destek lazım. Yani hem devlet sektöründen bekliyoruz ama en güzel ihracat o ülkelerin afinitesine göre sağlıkla girmektir, duygusal girmektir. Sağlık alanında bizim sivil toplum örgütlerini Afrika'da desteklerseniz biz ihracatçılarımızın önünü çok iyi açarız. Onlar bizim sayemizde duygusal projelerle onların master planlarını hediye yaparız. Siz de bunun altında ihracat olarak zemine oturursunuz. Ben cevap ama verebilir miyim? Teşekkür ederim. Ben cevap verebilir miyim? Bir şey söylemek zorundayım. Lütfen bu ülkenin inovasyonunu konuşuyorsunuz ama finans kısmını konuşmuyorsunuz. Düşünebilirsiniz ama risk sermaye şirketiyle paranız olmadan hiçbir şeysiniz. Soru algılandı, cevap oradan tamam, gelecek. Teşekkür bakalım. Ediyorum. Teşekkür ederiz. Vazgeçtim. Vaz mı geçtiniz? Buyurun başkan, bir şey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Siz, şimdi finans kısmıyla da ilgili biz çalışmalar yapıyoruz ama netleşmediği için bu konuda bir şey de bahsetmedim. Şu anda bir iki projemiz var. Farklı kuruluşlarla yapacağız. İnşallah önümüzdeki günleri de onları da kamuoyuyla paylaşırız. Size de paylaşırız. Buyurun Zanur Başkan, siz de belki. Biz de Türkiye'nin geleceğinin yüksek teknolojili ürünlerde, yüksek katma değerli ürünlerde olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla bir girişim yaptık. Şimdiki gençler babalarının fabrikalarında yönetici olmak, aynı işi büyütmek istemiyorlar. O işler onlar için heyecan verici gelmiyor. Onlar için bilgi işlem odaklı, teknoloji odaklı işler daha heyecan verici geliyor. Kendilerine yakın buluyorlar. Onun için Gaziantep'teki iş adamlarının genç çocuklarını bir araya topladık. Onları Silikon Vadisi'ne götürdük. Orada çok önemli temaslarda bulunduk. Oradan birkaç tane orada yıllardır işte Microsoft gibi firmalarda çalışan Türk gençlerini getirdik buraya. Bir şirket kurdular kendi aralarında ve şimdi bir Ar-Ge şirketi kurdular. Orada yeni gelen projeleri kendi aralarında hemen paylaşıyorlar. Projenin gelişim ihtiyacına göre 20'şer, 30'lar, 50'şer, 100'er bin dolar hemen koyuyorlar. Şirket kuruyorlar ve o işleri açıyorlar. Şu anda biz Tuskon olarak, fiili olarak bu yeni fikirlere de destek olmaya başladık. Teşekkür ediyoruz. Bir tek soru daha ama lütfen soru. Evet, buyurun. Ali Mendilli. Sorum direkt soruya yönelik olsun dedim. Mehmet Büyükekşi Başkanımız marka değerini oluşturmasından bahsetti. İhracatın 2023'te 550 milyon dolara, milyar dolara hedefimiz var. Ama bununla ilgili olarak Hamdi Akın Beyefendi de sahiplenmeme, yani şirketin işte sahibi değilim diyebilmenin çok önemli olduğunu arz etti. Aile içi şirketlerin üçüncü kuşağa taşınması, benim bildiğim kadarıyla dünyada herhalde 100 şirketten 3 tanesi üçüncü kuşağa taşınıyormuş. Yani Türkiye'de işte sorumun cevabı Rıza Nur ve Mehmet Beyler'de herhalde. Bununla ilgili bir çalışma var mıdır? Aile şirketlerinin kurumsala dönmesi, işte marka değerinin artırılmasıyla ilgili olarak yapılan bir istatistik bilgiler var mıdır Türkiye'de? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi bununla ilgili birçok
Derneğin yaptığı çalışmalar var. Hem eğitim olarak yapılıyor. Birçok özel sektör eğitim kuruluşu da yapıyor. Biz de yapıyoruz. Biz de Türkiye İlaçlar Meclisi ve İlaççı Birliklerimiz vasıtasıyla her yıl 40 bin kişiye eğitim veriyoruz. Genelde haftalık eğitimler, aylık eğitimler, iki aylık eğitimler veriyoruz. Bunun içerisinde işte liderlik tutun, kurumsallaşmadan tutun, ihracattan tutun, dış ticaretten tutun, benzeri eğitimler 13 şehirde, Türkiye'nin farklı ihracatçı birliklerimizin olduğu şehirlerde her yıl düzenli olarak veriliyor. Teşekkür ederiz. Siz eklemek istiyor musunuz bir şey Sayın Başkan? Biz sürekli şirketlerin kurumsallaşması yönünde aile şirketleri için eğitimler veriyoruz. Burada en iyi yol bu işi başaranların anlatımları. Bu noktada başarılı olan büyük holding sahiplerini, şirket sahiplerini konuşturuyoruz ve çok da faydalı oluyordu. Teşekkür ediyorum. Aslında cebime böyle kırmızı kart koymuştum. Süreyi geçen olursa gösterecektim. Ama çok uyumlu bir konuşmacı yelpazesine sahiptik. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir sonraki oturum için yerimizi bırakıyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz tüm konuşmacılarımıza.